Bisikletli Gazete başlıyor. Aramak, fark etmek, keşfetmek, bulmak için önce kaybol. Kaybolma Kılavuzu. Kaybolmak bazen iyidir, yaşamın kendisidir. Mesafeler, haritalar, renkler, lezzetler, anılar, yüzler, sesler ve sözler hepsi kaybolmak için birebir. Kaybolmanın hakkını vermek için de bir kılavuz gerekir. O kılavuzu arayanlar, okuyanlar, yazanlar, kaybolanlar, kaybedenler, yeniden bulanlar kaybolma kılavuzunda. Bizi biz yapan, kaybolduğumuzda bulduklarımız. İkmak olsun. Kaybolma sözlüğü. Torbiçka. Küçük torba. Guştiri, kertenkele. Kopsa, su ağacı. Peçka, soba. Kotika, eşek arabası. Tete, teyze, hala. Fıydırmak, fırlatıp atmak. Bırkalamak, karıştırmak. Abi bu sözcezlerin hepsiciği, Aslanların, Hüseyinlerin, Ayşelerin, Fatmelerin diyarında birbirini kuvalar. Hoş geldiniz Trakya'ya be ya. Güzergahı değiştir, sınırları aş, yolun kendisi ol. Keşfetmek için önce kaybol. Trakyalı için hayat, tutku ve coşku kavramlarıyla eşdeğerdir. Binlerce yılın birikiminden doğan, farklı kültürlerin birleşimiyle şekillenen özgün yaşam biçimini herhalde sürdürmeyi başaran Trakya insanı, Anadolu bozkırlarında yaşayanlar için biraz tuhaf bile görülebilir. Onun farklılığı da bu tuhaflıktır zaten. Biraz Egelilik, bir nebze Anadoluluk ve çokça Rumelilik gelmiş, ayçiçek tarlalarıyla dağların buluştuğu bu güzelim coğrafyada anlam kazanmıştır. Trakya bu anlamın adıdır. İşte bu coğrafyada, bu anlamda kayboluyoruz bugün. Trakya'nın renkli dünyası. Aşrı Memleket adlı kitapla. Kitabın derleyenleri Tuncay Bilecen ve İbrahim Dizman bizimle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Trakya'nın renkli dünyası Aşrı Memleket sizlerin derlemesiyle, farklı kalemlerin yazılarıyla bizi yepyeni belki de bazılarımız için ama herkes için renkli ve coşkulu bir dünyanın içine alan bir kitap olmuş İletişim Yayınları'ndan. Çok kısa bir süre önce sanırım okurla buluştu. Ne zaman? Bir ay kadar oluyor. Çok yakın bir zamanda, evet. Okurla buluştu. İletişim Yayınları'nın Memleket Kitapları dizisinden çıktı. Bu arada hemen hatırlatalım onu da. Çok güzel başka kitaplar da var o dizide. Aşrı Memleket'ten önce yine okuyucuyla buluşmuş kitaplar. Bahsederiz onlardan sohbetin sonunda ama öncelikle Trakya'yı konuşacağız bugün. Aşrı Memleket'i konuşacağız. Kitabı oluşturma fikrinden başlayalım dilerseniz. Ne kadar bir zamanda nasıl oluştu bu kitap? Kitap sanırım bir yılı aşkın bir süre oluşması sürdü. Hı hı. Aslında kitap iki ayrı kanaldan başladı. İbrahim Hocam öncesinde epey bir yol almıştı. Sonra ben dahil oldum, biraz tesadüf eseri. Sonra ikimiz bu iki kanalı birleştirdik ve bir yılın sonunda ortaya bu kitap çıktı. Farklı kalemler dedik, farklı yazarlar, kitaba emek veren pek çok isim var. Onların ayrı ayrı bölümleri ve o bölümler içindeki yazılarıyla konuşacağız ama Trakyalılık üzerine biraz konuşarak başlayalım. Bu Trakya coğrafyasının genel karakteristiği ve Trakyalılık üzerine. Sizler de bu arada Trakyalısınız. Evet, ben Trakyalıyım. Ben de Çanakkale'liyim. Trakya'nın karşısında. Siz? Ben Tekirdağ bağlı Yanıkağıl köyündenim. Evet, o zaman Trakyalı sayılırız. Tam ortasındayım. Ben yapmaya çalıştım ama sizden çok daha doğru bir şive çıkar diye düşünüyorum.
Ya çok bu... güzel yaptınız. Teşekkürler. Siz benden daha iyi yaptınız. Gerçekten. Bunu yapmak için herhalde yanımda bir Trakyalı'nın olması lazım. Karşılıklı çünkü konuşarak. Hemen şive ona kayıyor ister istemez. Telefonla konuşurken bile. Hmm. Ama şu anda biraz heyecan olduğu için o kadar böyle tiyatral bir şekilde Trakyalı'lı evet. veremem. Belki biz biraz konuşuruz be ya. H'leri yutabilirim biraz. O gereksiz harfi biz kullanmıyoruz biliyorsunuz. H'leri atıyorsunuz evet. değil mi? Hiç gerek yok ona. Canlı, neşeli, hep böyle renkli bir tablo. Yani insan karakterinde de. Doğada da böyle bir renklilik, canlılık, neşeli bir hal, bir coşku var Trakya'da. Evet. Siz de ön sözden küçük bir bölümü Hı-hı. alıntıladınız. Özgün yaşam biçimi. Şimdi coğrafi olarak Trakya Avrupa'nın bir yarımadasıdır. Aslında en doğu ucundaki yarımadadır. Ama ben Trakya'yı hep bir ada olarak aslında düşünürüm. Türkiye açısından baktığımızda bana bir ada gibi gelir. O adada kelimeler vardır. Bu kelimeler Trakya'yı anlatan kelimelerdir. Siz az önce birkaçını söylediniz ama evet, bunun yanına kavramsal olarak örneğin eğlenceyi koyabiliriz. Farklı etnisiteleri koyabiliriz. Biraz hayatı tiye almayı koyabiliriz. Güne bakanları koyabiliriz. Kavunu karpuzu koyabiliriz. İçki kültürünü koyabiliriz. Müzik mutlaka. Göçleri koyabiliriz. Elbette müziği koyabiliriz. Romanları, roman hemşerilerimizi koyabiliriz. Bunun gibi bu kelimeleri arttırırız. Aslında bu kelimelerden oluşmuş bir ada gibi ben hep Trakya'yı düşünürüm. Bizim zenginliğimiz de, Trakya'nın zenginliği de biraz öyledir. Tabii sadece Trakya'ya da özgü değildir. Yani coğrafi sınırlarla da bunu bağlayamayız. Örneğin ben Çanakkale'liyim. Bu kitapta da zaten Biga'yı yazdım. Aynı zamanda da yazarıyım. Biga'nın yaşam biçimi de Trakya'nın bir yansımasıdır. Bütün Çanakkale bölgesi Trakya'dan çok şey almıştır. Oraya bazı şeyler katmıştır. Bunun temel nedeni de Trakya'yı Trakya yapan göçlerden kaynaklanır. Hmm. Rumeli'den gelen göçler Trakya'yı da yanına alarak Çanakkale'ye de gelmişlerdir. En yoğun göç alan yerlerden biri de Çanakkale'dir. Böyle bir Trakya'nın hinterlandı oluşmuştur. Kültürel hinterlandı oluşmuştur. Çanakkale'de hatta biraz daha aşağıya doğru da iner. Hatta İstanbul'a bile gelir. Değil mi? İstanbul'un kıyılarına, surlarına kadar dayanır. Evet. Şimdi aslında aşırı memleket tırnak içinde kitabın da adı. Ayrıca çok yakışmış. Aşırı aşırı memlekete kız vermesinler türküsüyle bağdaşan. Bir uzaklık, bir mesafe de anlatıyor bir diğer taraftan. O aşırı memleket kavramı üzerine neler söylersiniz? Bir de tam bir aslında şeyini çizmeye kalksak nereyi Trakya olarak haritada belirleyebiliriz? Yani sınırlarını çizmeye kalksak Trakya nerede başlar, nerede biter desek? Yani Makedonya'da başlar. Aslında kuzeyde Makedonya'da başlar. Güneyde Yunanistan, Selanik'ten hemen hemen başlar. Ve İstanbul surlarına kadar dayanır. Öyle bir sanırım coğrafya çizilir. Dolayısıyla birkaç ülke içerisine alan bir coğrafya. Bulgaristan'da da alıyor tabii ki doğal olarak Yunanistan'da. Bizde Trakya dendiğinde hani Edirne. O bizim Trakya'mız. Evet. Biz, Biga. Ama bizim kitapta Türkiye dışındaki Trakya'da yer ediyor. Aşırı memleket için neler söylersiniz? Biz bu uzak memleket kavramı yani. Evet, hani türküden aldığımız aşikar zaten bu ifadeyi. Biraz tartışmıştık yani konuşmuştuk ne koyalım kitabın ismini. Benim bildiğim o türkünün özünde Trakya'dan başka bir yere gelin giden bir kadının sistemi var. Yani aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini bir de hor görmesinler. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Şimdi Trakya'ya geldiğinizde şunu göreceksiniz. Dümdüz bir yer. Yani evet dağlar var ama ekseriyetle dümdüz bir coğrafi alandan bahsediyoruz. Tepecikler. Ben o kadının ruh halini anlıyorum. Yani evlendikten sonra yüksek bir yere gitmiş ve o yaşadığı düzlüğe alıştığı için orayı pek yadırgamış gibime geliyor. O yüzden aşırı aşırı memlekete kız vermesinler diye bir türkü çıkmış buradan. Yani aşırı memleket Trakya değil aslında. Trakya'dan gelin giden bir kızın gittiği başka türkü, bir memleket. Evet onu anlatıyor. Ama kitap adı olarak şu da eklenebilir buna. Tuncay'ın dediğine biz örneğin Makedonya'yı anlatan bir yazı da var. Fehmiye Çelik müzisyen. Aynı zamanda Kardeş Türküler grubunun da solisti kendisi. O Makedonya'yı anlattı. Bir yazarımız Selanik'ten buraya göçenleri anlattı. Şimdi Bulgaristan'ı anlatan bir yazarımız var. Kendisi de gazeteci, Naide Deniz Bulgar Radyo ve Televizyonu'nun da Türkiye temsilcisi. Şimdi oralar bizim sınırlarımızın dışında. Sizin az önce belirttiğiniz Trakya'nın dışında. Evet. Ama bizim kültürümüzü taşıyorlar. O anlamda da bir aşırı memleket havası var. Sınırlarımızın ötesindeki biraz memleket uzak. Anlamı. Evet. Evet.
Peki bu kadar isim, kaç isim var hakikaten farklı kalem? 24 farklı kalemin yazıları ve farklı bölümlerde toparlanmış yazılar bunlar. Nasıl bir araya geldi, nasıl şekillendi? Yazarların genel özellikleriyle ilgili mesela neler söyleyebiliriz? Yani konu başlıklarını biz önce belirledik. Bu konu başlıklarına göre kim yazabilir üzerinden gittik. Bazı arkadaşlarımız yazmaya sonradan cesaret edemeyenler oldu. Sonradan dahil olanlar. Sonradan katılanlar oldu. Yani o konu başlıkları içinde kimin yazabileceğini saptamaya çalışarak yazıları sipariş ederek. Toparladınız. Tabii ilişkiler vasıtasıyla oluyor. Bu tanıdığımız insanlar. Evet, çoğu tanıdığımız. Yani yarısı Tuncay'ın tanıdığı, yarısı benim tanıdığım, bir de ortak tanıdıklarımız var, öyle diyebiliriz. Farklı yazı türleri var bu arada. Tabii. İşte anılar var, biyografik yazılar var, akademik yazılar var, anlatılar akademik, var. Akademik, üsluba yakın yazılar var. Şehirleri anlatan yazılar var. Onun dışında tematik yazılar var. İşte göç dediğimiz, içki kültürü dediğimiz yazılar. Hatta kitabın arka kapağında yazıldığı gibi sadece Çal Bana Çakır Gayda'yı havasında bir kitap değil bu kitap. Trakya'nın tarihine, sosyal, ekonomik, iktisadi, kültürel dinamiklerine bakan yazılardan oluşan bir derleme. Evet, çok dramatik olaylar da var ama bizim okurken çok gülerek okumaya bile bıraktığımız yazılar da var. Yani ara verdiğimiz yazılar var gülmekten. Böyle bir karma. Bir de ilginç bir yanı var. Okurlar ilgi duyup okuyanlar olursa dikkat edeceklerdir. İlginç bir buluşma oldu. Yani Batı Trakya bizim ülkemizin hep ilgi alanında olan bir bölgedir. Bir yazarımız Türkiye'de yaşayan Batı Trakyalı bir Türk, Naci Hasan Efendi, Çanakkale'de doktor. Bir azınlık olarak oradaki ilkokul, ortaokul ve lisede yaşadıklarını, hissettiklerini yazdı. Tesadüfen Yunanistan'dan bir yazar bulduk. Yunanlı azınlık okullarında öğretmenlik yapmış bir yazar. İkisinin yazısı yan yana gelince böyle iki farklı cepheden bir bakış oldu. O da ufuk açıcı bir durum oluşturdu. Batı bunun Trakya'da gibi yazılar da var. Evet. Müzikle ilgili. Şimdi dilerseniz bölümler üzerinden hareketle yazıları biraz işte vaktimiz el verdiğince konuşalım. Kitabı okumak isteyenler, okuyacak olanlar için de biraz daha ışık tutmuş oluruz. Sizin bir sunuş yazınızla başlıyor kitap. İbrahim Dizman ve Tuncay Bilece'nin kaleminden. Sonrasında ilk bölüm tarih. Mitolojide Traklar. Evet, Trakya Üniversitesi'nden bir akademisyen arkadaşımız. Sema Sandalcı'nın kaleminden. Ve mitolojide Trak insanından esinlenmiş tipler. Ve ne kadar çokmuş gerçekten. Evet, ben de okuyunca. Şaşırtıcı. O biraz da hatta biraz da özetledi. Daha da vardı da. Evet. O yazı mesela müzik yazısıyla da kesişiyor. Belma Kurtişoğlu'nun. Orada da mitoloji epeyce yer ediyor. Herakles, Amazonlar, Pan, Satyoslar gibi farklı bölümlerde. Ama tabii ki yani mitolojinin bir bölümü Trakya coğrafyası üzerinde olup biten hikayelerle dolu. Çok zengin. Ardından Öteki Trakyalar bölümü var. Bu bölümü nasıl anlatalım? Öteki Trakyaları biraz bizim dışımızda olan, o az önce bahsettiğimiz Trakya zannetmediğimiz Trakya. Evet. Peki Yunan Trakyası. Uzak Trakya. Bulgaristan'dan göçler. Bu bölümde de az önce bahsettiğiniz Naci Hasan Efendi'nin Bir Batı Trakyalı yazısı. Türk. O yaşadıklarını, izlenimlerini yazdı. Bulgaristan'dan Türkiye'de bir Türk kökenli Naide Deniz gazeteci arkadaşımız yazdı. Oradaki gelenekleri, Bulgarların ve Türklerin ortak geleneklerini, bayramlarını, eğlencelerini yazdı. O da çok ilginç bir yazıdır. Hala Türkiye'de yaşayan bir takım geleneklerin Rumeli'de de çok canlı bir şekilde sürdüğünü, başka uluslarda da sürdüğünü. Ortak kültürler değil mi? Ortak alışkanlıklar. Örneğin pomakları yazdı bir arkadaşımız. Türkiye'nin çok renkli bir etnisitesidir. Hala geleneklerine çok bağlı ve çok zengin bir kültürü taşıyan hemşerilerimizdir. Onları yazdı. Martenichka ve diğerleri diye bayramlar var yine. Bulgaristan'dan. Örneğin o bayramlardaki bir takım ritüellerin ben Çanakkale'de olduğunu biliyorum. Eminim Trakya'nın da. Tabii. Ben okuyunca çok şaşırdım onunla. Çok benziyor gerçekten. Ritüeller demek ki bir coğrafyanın bir karakteri var ve o karakteri bir şekilde harmanlayıp oraya kazandırıyor. Ortak bir kültür aslında. Neler mesela?
Müzikler, eğlence kültürü, yeme içme alışkanlığı, espri anlayışı, mizah anlayışı. Evet. Yani oturup kalkmaya kadar gündelik yaşamın pek çok pratiğinde çok ortak nokta görüyorsunuz. Bu sadece müziğin ritminin aynı olması değil. Yani ortak duygularda buluşmak belki. Maskeli karnavallar varmış. Evet. Örneğin. Evet. Bizde örneğin de vardır. Örneğin çocukluğumda ben Biga'da hatırlıyorum vardı. Gerçekten evet. mi? Evet. Bizim hatırlıyorum. Köylerde olur tabii, değil mi? Post tabii. giyerler tabii, falan. Tabii. Yüzlerini boyarlar. Trakya'nın köylerinde. Aşure hırsızlığı diye bir hadise vardı bizim çocukluğumuzda. Yüzler boyanır ve aşure hırsızlığı yapılır. Hırsızlık da burada tırnak içerisinde. Kaçırmaca mı evet, aşureyi? Evet. Herkes bunu bilir ve bir festival havasında yani karnaval havasında yaşanır bir günlük. Evet. Şekil değiştirerek aslında devam ediyor bütün kültürlerde. Göçler, kavuşmalar ve efsaneler diyarı olarak nitelendirmiş Nahide Deniz Bulgaristan Trakya'sını. Evet. Aslında Trakya'nın genelini belki de evet. bir göç coğrafyası olarak tanımlamak en doğrusu. Bulgaristan biraz da yol üzeri olduğu için herhalde daha belirgin burada. Evet. Ve çok hikaye var tabii ki. İnsan öyküleri çok zengin. Evet, evet. Ortak noktalardan en başında herhalde göç geliyor bence. Evet. Bu coğrafyaya en iyi tanımlar. Sınırlar sadece haritalarda var aslında mesela. Denizin altında da yok sınırlar. Oltalar birbirine gökyüzünde karışıyor. De yok. Gökyüzünde de yok. Çok doğru. Umutla umutsuzluk arasındaki kapı kule var sınır demişken. Efnan Dervişoğlu'nun kaleminden yine evet. bir sınır bölgesini anlattığı. Kapı kule işte o bizim şu anda belirsiz dediğimiz sınırı belirli yapan nokta. Ve o orada kavuşmalar, hasretler, özlemlerin kapısı aynı zamanda. Çok güzel bir şekilde ele aldı Efnan Hoca o kısmı. Çok da hoş bir fotoğraf vardı az önce evet, görmüştüm. Evet. Kapağı da, kapakta da var evet, o fotoğraf. Yer etmiş. Dur gümrük sahastır yasaktır. Evet, 1960'lı diye. Yıllardan kalma sanırım o fotoğraf. Bir tabela böyle. Ben yazmış. Kitabın kapağını da çok beğendim. Evet yani kapak baştan sona böyle bütün Trakya'yı özetleyen bir fotoğraflar seriyor. Değil mi? Düğün alayları. Evet. Evet genç kızlar sınır kapısından bir bekleyiş. Eğlence hayatı. Eğlence hayatı. Gerçekten öyle. Sonrası şehirler diye bir bölüm. Ve burada da Edirne, Tekirdağ ve Biga'yı farklı kalemlerden okuma şansı var okurun. Cihan Oğuz'un kaleminden Edirne. Tuncay Çağlar'ın kaleminden de Edirne yine. Evet. Farklı iki Edirne. Nasıl karşılaştırmak lazım o iki farklı Edirne'yi? Farklı mı ya da? İki farklı Edirne var gerçekten de. İki farklı yerden baktıkları için ama bir eksiklik olarak belki bunu söyleyebiliriz. Gerçi biz öyle yani şehirler kitabı yapacağız diye yola çıkmadık. Hı hı. Örneğin Kırklareli yok kitapta. Hı hı. Hatta ben bir okurdan o konuda bir sistem maili de aldım. İşte Biga bile var niye Kırklareli yok diye bir soru geldi. Doğru, haklı. Ama Edirne'de farklı iki şekilde ele alınmış. Mavi Gözlü Kent, Tekirdağ diye bir yazı var. O da çok keyifli bir yazı. Öksel Demir'in kaleminden evet. ve sizin kaleminizden, İbrahim Dizman'ın kaleminden evet. Trakya'nın Anadolu'daki aynası Biga. Evet, Biga'yı yazmamızın asıl nedeni de başlıkta belli zaten. Yani Trakya'nın o kültürel hinterlandının gerçek bir yansımasıdır Biga. Hemen hı-hı. zaten karşı yaka Şarköy'dür. Motorlarla hep gelinir gidilir. Dolayısıyla Trakya'nın o sözünü ettiğimiz sınırların, o kültürel sınırların nereye kadar uzandığını anlatabilmek için Biga'yı yazdık. Ama diğer şehirlerde olabilirdi. Örneğin Çorlu tek başına yazılabilirdi. Tabii. Gelibolu çok özel bir yer, tek başına yazılabilirdi. Malkara, Keşan ikisi çok özel yerlerdir. Enez belki sadece farklı bir biçimde yazılabilirdi ama sonuçta bu yazılanlar da Trakya'yı anlatıyor. Aslında şehir şehir, ilçe ilçe gitmektense Trakya'nın evet. genel özelliklerini hı hı, hı. kavramsal olarak... Örnek kentler bunlar. Belki öyle düşünebilir evet. değil mi? Ufak örnekler belki evet. yani hepsi de örneklenememiş olabilir ama az önce söylediğiniz gibi şehirler kitabı hı. değil. Öyle bir iddiası kitap. Yok öyle kitabın iddiası zaten. Yok. Ayçiçeği ve kanola tarlalarından mavi mavi bakan sarışın mavi gözlü kent Tekirdağ. Trakya'nın Anadolu'daki aynası Biga. Ve işte az önce söylediğimiz gibi Edirne bir zamanlar dünyanın dört büyük şehrinden biriydi. Şimdi kıymeti ne kadar biliniyor diye iki farklı kalem tarafından sorgulanıyor. Ardından Hepsi Yerlisi bölümü var. Hepsi Yerlisi de halkı anlatıyor daha evet. çok değil mi? Trakya evet, halkını işte, anlatıyor. Evet. Burada da farklı kalemler var. Burada sanırım düğünlerin hı-hı. olduğu, işte içki kültürünün olduğu. Romanlar. Romanların olduğu, eğlence hayatının göçlerin olduğu.
Bir Bektaşi öyküsü var, Silistre'den Tekirdağ'a. Evet, o tam biyografik bir yazı, otobiyografik. Semih Savaşal'ın. Trakya Yahudileri ve Fırtına var. Az önce söylediğiniz gibi Etiste de çok renkli ve çok kültürlü. Babaannemin elleri var. Ümmühan Alfandori'nin kaleminden. Evet. Bir anı anlatı. Evet, Selanik'ten buraya göçen bir aileyi anlatıyor. Onların yaşadığı dramı. Sonrasında hayat, kültür, eğlence bölümü. İşte en eğlenceli Trakya. Çalbanan Çakırgay'da kısmı burada devreye giriyor galiba. Evet, zaten Trakya deyince sanırım ilk bu şeyle karşılaşıyoruz. Hani bir Ücbeş hikayesi. Bir klarnet sesi. Hep o söylenir. Biz onun dışında, tabii onu da dahil ederek Trakya'nın o farklı özelliklerini, farklı kültürlerini, farklı renklerini de katmaya çalıştık. O yüzden zaten Trakya'nın renkli dünyası oldu kitabın adı da. Çok renkli, neşeli, hayatı az önce söylediğiniz gibi hafife alan bir tarafı var Trakya insanının. Neye bağlamak mümkün bunu? İşte hepsi yerlisi olduğu için. Çok farklı kültürler, o kadar farklılar ki hepsi bir araya gelmişler, hepsi bir araya toplanmışlar. Ve oranın tabii coğrafyası da bunda çok etkin. Büyük dağlar yok. Bütün şehirler ve köyler aslında iç içe birbirinden çok etkilenmişler. O kadar çok etkilenmenin sonucunda da renkli bir dünya ortaya çıkmış. Herkes bir şeyler getirip katmış. Göçün de etkisi kaçmış. Çok değil mi? Kimse öteki değil. Herkes yerli. Ama herkes farklı. Zenginlik bilmiyorum, bana kalırsa oradan kaynaklanıyor ama Tuncay tam Trakya'nın ortasından belki o daha değişik şeyler söyleyecektir. Epsi yerli bir anlatın bize be ya. Biz niye şimdi bir epimiz yerli olamıyoruz mesela? Burası yani Trakya'daki mesela bence o dediğimiz farklı göçlerin kesişme noktası olması ve herkesin o kimliğini, o kültürünü bir şekilde muhafaza etmesi ama bunu Trakyalılık olgusu içerisinde de yerleştirmesi. Çünkü o farklı kimlikler, farklı kültürler birbirlerinden ayrı değiller. Bir arada olduklarında o kültür ortaya çıkıyor. Örnek oluşturuyor aslında. Aradaki fark da bu. Yani Trakyalılık üst kimliği diyelim. Onun içerisinde o saydığımız bütün renkler, bütün çeşitler, bütün dokular kendisini var edebiliyor. Herhalde burada hoşgörü sözcüğünü belki biraz öne çıkarmak lazım. O coğrafyanın insanının bir arada yaşayabilme kültürü. Başkasının yaşamına saygı göstermesi. Arada dağlar yok. Bence o çok önemli. Çok önemli. Dağlar olmayınca arada hoşgörü yerleşiyor. Coğrafi bir temeli var yani. Evet. Coğrafi bir temeli yani var. Karadeniz'de biliyorsunuz dağlar olduğu için böyle evler de ayrı ayrıdır. Evlerin uzaklık mesafesinde bir silah atımı olarak espriyle söylerler. Trakya'da da tam tersi. Herkes birbirini görüyor. Bütün köyler neredeyse birbirini görüyor. Bence o yüzden coğrafya belki çok etkili. Uzak aşırı memleket ve yüksek tepeler olarak korkutuyor çağrışıyor evin zihinlerinde. Kitabın son bölümü ekonomi politik. Az önce söylediğimiz hani o eğlence kısmından biraz daha ciddiyete okuru çağıran Trakya'nın işte daha sanayide, tarımda bir anlamda geri planda kalmasının, çevre sorunlarının sebeplerini de okurla buluşturan, Ergene'nin kirliliği üzerinde duran, Çerkezköy'ü anlatan, Trakya'da bir küçük Almanya diyerek Nalan Mumcu'nun kaleminden bir işçi kentine dönüşmesi. O hat yani Çerkezköy, Çorlu arası, işte organize sanayi bölgelerinin olduğu bir hat ve bir işçi kenti burası. Ve onun yarattığı kirlilik de hakikaten Trakya insanını en çok muzdarip eden dertlerin başında geliyor. Bir zamanlar yüzdüğümüz göller, dereler şu anda maalesef pek iç açıcı görünümde değil. Bir an önce bu konularda hani bir çalışma yapılması gerekiyor belki de. Daha düzenli bir sanayileşme istiyor. Çünkü şöyle bir durum var. İstanbul'un sanayisi artık Trakya'ya doğru yerleştiriliyor. Bunun da bir takım olumsuz etkileri o bölgede yaşanıyor. Aslında tarımsal açıdan üretime bakacak olursak çok zengin topraklar, bereketli topraklar. Evet. Sanayiden daha değerli tarımsal üretim aslında. Ayçiçeği üretiminin çok büyük bir kısmı Trakya'dan sağlanıyor ve dümdüz olduğu için verimli bir ova. Pirinç üretimi. Pirinç. Bölgeye buğday. Karakteristiğini de o ayçiçekleri ve işte. Evet. Biz ona gün döndü diyoruz. Öyle mi? Evet. Tabii. Bizim gün orada döndü. Gün döndü denir. Kimse güne bakan değil. Yok. Kimse demez. Biz de gün döndü deriz. Evet. Biz de gün döndü denir. Bir diğer adının güne bakan olduğunu bilirdik biz. Gün döndüğü evet. Ben kuru yemişçiye gidince bir an yani eğer ayçi şey alacaksan bir an karıştırırım. Güne bakan, gün doğdu, ay çekildi. Hangisini diyeceğiz falan. İzmirliler de çiğdem der mesela, değil mi? Enteresan. Evet, İzmirliler de öyle diyor. Evet.
Bu son bölümde de Mehmet Tapkan'ın, Nala Mumcu'nun ve Rengül Ekizceleroğlu'nun yazıları var. Ve yazarlarla ilgili de yine bir en son bölüm var kitapta yer alan yazarların kısa kısa özgeçmiş bilgilerinin yer aldığı. Derli toplu, çok zengin ve Trakya'ya yakışan renklilikte bir kitap olmuş gerçekten. Emeği geçen herkesin ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Başta sizin elbette, çünkü bunca kalemi bir çatı altında toplayıp o çok renkliliğe, çok kültürlülüğe buluşturmak, birleştirmek kolay iş değildi herhalde. Ama ortaya çıkınca çok keyif aldık biz de. Biraz zahmetli bir iş ama çok keyifli bir iş aynı zamanda. Okurla buluşması adına neler söyleyeceksiniz? Henüz çok yeni, bir ay önce yayınlandı ama çok, yeni, çok olumlu yankılar aldık. Olumlu yankılar hem bize birebir ulaştırılan iletilerden hem de basında yer alan yazılardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki ilgi gören bir kitap oldu, hedefine ulaştı. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve bu kitapla okuru buluşturduğunuz için Tuncay Bilecen ve İbrahim Dizman. Biz teşekkür ederiz. Trakya'nın Renkli Dünyası Aşçı Memleket İletişim Yayınları'ndan çıktı. İletişim Yayınları'ndan, Memleket kitaplarından çıkan pek çok güzel, zengin kitap gibi. Onlardan işte bazıları: Zonguldak, Trabzon'u Anlamak, Asi Gülüşlüm, Kenar'ın Kitabı, Sanki Viran Ankara Diyelim ve veda edelim biz de. Esin Yolçınar, Zahide Arel, Ebru Erkekli. Kaybedip bulmak, kaybolup keşfetmek, durup yeniden devam etmek için buradaydık.